Arkadaşlar ben Gökhan, biz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Pace Mobile Süper Lig Challenge'da karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte geri elimde kalan uzarım birden fazla, bir veya iki tane olması lazım. Birden fazla olunca iki oluyor zaten. Arkadaşlar bugün iki tane kavanozla birlikte rastgele seçeyim oyuncular ve bu oyuncular Süper Lig'den olan oyuncular. Dört büyükler, Başakşehir ve birkaç tane de Süper Lig'den takımın bulunduğu oyunculardan karışık oyuncuları zarfa yazdım, kağıda yazdım. Onları kavanozun içerisine koydum. Rastgele oyuncuları seçerek arkadaşlar bir kadro oluşturmaya çalışacağım. Bakalım 18'lik kadro nasıl olacaktır? Bu videoya artı 1000 like istiyorum. Çok güzel challenge videoları gelmeye devam edecektir. Yapmanız gereken tek şey bu videoya like atıp kanalıma abone olmak. 100.000 abone de çok dev çekilişimiz olacak. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. 100.000 aboneye çok fazla yolumuz da kalmadı. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar burada karışık oyuncular var. Yani her mevkiden oyuncular var. Fakat şuradaki kutuda ise tamamen kalecilerden oluşan 7 tane kaleci olması lazım. Muslera, Utku, Uğurcan, Altay, Marafona. Birkaç tane daha kaleci var da onları tam olarak bilmiyorum. İlk başta buradan seçeceğim. Burada da arkadaşlar hali hazırda benim halen kağıda yazmış oldum ama kutuya sığmayan kağıtlarım olacaktır. Unutmamak adına arkadaşlar her çıkardığım oyuncu buraya yazacağım. İlk olarak kaleciyle başlıyorum. Ben hemen burayı da ayarlayayım. Bu Trabzonspor kadrosu olarak gözüküyor ama bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum arkadaşlar. Şurada görmeniz açısından şu şekilde yaptım. Hemen hızlı şekilde şöyle rastgele seçiyorum. Kim geleceğini bilmiyorum. İki kaleci seçeceğim. O kalecileri seçtikten sonra buradaki kağıtları çıkaracağım. Bakalım gelen oyuncu kim? Oo, çok ilginç. Marafona. Bu bizim az kalecimiz değil arkadaşlar ama Marafona çıkan ilk oyuncumuz oldu kaleci kısmından. Hadi bakalım. Bir tane daha seçmem lazım arkadaşlar. Şunu şuraya bırakıyorum güzel bir şekilde. Bakalım buradan çıkacak olan kaleci kim muhtemelen. Ya, sanki şeyin iki tane kalecisi vardı Başakşehir'in. Öyle hatırlıyorum ama. Şunu çıkardım ya. Bu kim bilmiyorum gerçekten. Şu da gitmesin abi. Ekranım gitmesin. Altay Bayındır. Fenerbahçe'den kaleci çıktı. Şimdi arkadaşlar buradakileri tamamen buraya boşaltıyorum. Burada arkadaşlar bir beyaz bir siyah şekilde seçeceğiz. Toplamda 8. Hatta buradan biraz da ekleme yapacağım arkadaşlar. Rastgele olacağı için. Şunları da şuraya güzel bir şekilde ekledim. Aynen öyle. Şimdi iki kutuda da bildiğiniz üzere kağıtlar var ve bu kağıtlardan rastgele oyuncular seçmeye çalışacağım. Şimdi iki kutunun ağzını kapattıktan sonra 2 Altay yazdık. Çıkan oyuncular Altay Bayındır. Bu da kaleci olduğu için KL yazıyorum. Şimdi gelelim buraya. İlk başta kırmızıyla başlayacağız. Sonra beyazla başlayacağız. 8 tane hakkımız var. Şöyle çektik. Hemen şunun kapağını açtık. Rastgele oyuncumu seçiyorum. Bakalım gelen oyuncu kim? Çok merak ediyorum ama her an herkes olabilir diyorum. Şu kağıdı çekiyorum da şu kağıt kim olduğunu gerçekten bilmiyorum. Gelen oyuncuya bakıyoruz. Mesut Özil. İlk gelen oyuncu bir de Fener'den geldi. İlginç. Mesut Özil. Mesut'u hemen buradan çıkardım. Onu şu tarafa koyuyorum arkadaşlar. Farklı mevkiden olduğu için. Gelelim buradakine. Buradan da baya kağıtlar var. Neredeyse iki tane Fenerbahçeli çıktı. Çok ilginç şekilde. Normalde beklemiyordum. Gelen oyuncuya bakıyoruz. Çok hızlı şekilde Atiba Hutchinson gözüküyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar Atiba Hutchinson çıktı. Yani ne çıkarsa o zaten Atiba Hutchinson. Keşke bunları düzgün bir kameram olsa da sizlere yazabilsem, yani verebilsem. Hutchinson 18 oyuncu olacak arkadaşlar. Tekrardan kırmızı zarfa geçtik. Kırmızı zarftan şöyle ikisini de karıştırıyorum. Rastgele random bir kağıt çekeceğim. Böyle çektiğim kağıdı hemen hızlı şekilde yerine koyacağım. Şuradan gelen oyuncuya bakıyorum. Çok ilginç. Caner Erkin. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir de Caner'i çıkardık. Ya Fenerbahçeliler gümbür gümbür geliyor. Caner Erkin. Şöyle yazdık. 6. oyuncudayız ve beyaz taraftan çekmemiz gerekiyor. Caner Erkin. Bakalım kadro oluşumu ve gücü tam olarak bizlere neyi sunacak. Şuradan çekiyorum arkadaşlar. Şu kart kim bilmiyorum gerçekten. Kevin Mirallas. Gaziantep Futbol Kulübü. Kevin Mirallas. İlginç. Mirallas. 6. oyuncumuz da Mirallas oldu. Şimdi 7 ve 8'e geçtik. Hadi bakalım. Şuradan çıkaracak olan oyuncuyu da çok ama çok merak ediyorum. Rastgele çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şuradan şunu çıkardım. Bakalım gelen oyuncu. Flavio Trabzonspor. Ve Flavio'yu da çıkardık ki Flavio şu an için konumda yerinde duruyormuş gibi duruyor Flavio. Şimdi hemen beyaz taraftan çekiyorum arkadaşlar. Beyaz taraftan çıkardım oyuncuyu da merak etmiyor değilim. Bu kadroyla bir tane de maç yapacağız ama 18 tam belli değil. 18 kendim oluşturmaya çalışacağım. Tolga Ciğerci. Tolga Ciğerci geldi. Şansa bakar mısın? Çok ilginç. Tolga Ciğerci geldi. Tolga Ciğerci. Şimdi geldik buraya. 9
Ve 10 şeklinde yazmaya ben devam edeyim. Şu telefonun halen işim yok şuradaki telefonla. Şuradan çekiyorum arkadaşlar. Hemen hızlı şekilde kutuyu görmeniz açısından da şöyle tutuyorum. Ve bir tane kağıt çektim. Bu kağıdın kim olduğunu. Yusuf Sarı. Çok ilginç. 9 Yusuf Sarı oldu. Arkadaşlar bir tane kendi takımından oyuncu çekmedi şu ana kadar. Yusuf Sarı. Yani Galatasaray'dan çekmedim. Trabzon'dan iki tane çektik. Daha orada Galatasaray'la bir tane oyuncu çekemedik. Bu da çok ilginç. Yani resmen bir travma benim açımdan. Gelen oyuncuya bakıyoruz. Edin Visca. Başakşehir Futbol Club. Edin Visca. Burada yanlış kağıt koymadım değil mi? Edin Visca. Visca'yı da yazdık. Şunu biraz düzeltsem. Ay pardon. Şöyle yaptık. Devam edelim. Hadi bakalım gelen oyuncuyu. Çok ama çok merak ediyorum. 11. oyuncum. Şunu çektim. İsmini bilmiyorum ama... Adem Laiç. Laiç geldi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Adem Laiç geldi. Laiç'i de yazalım buraya. Laiç. Şimdi gelelim 12. oyuncuya. 12. oyuncumuz çekiyoruz. Son 6. Bir tane Galatasaraylı çek artık be Gökhan. Kendi takımından bir tane artık çek. Gelen oyuncu gene değil. Gene değil, gene değil. Rossi'ye geldi. Rossi'ye. Gözükmüyordu muhtemelen ama ben gene de yazdım. Rossi'yer. Son 6 kaldı. Yani çok ilginç. Bir tane cimbomdan oyuncu bulamadım. Valentin Rossi sonra kadronun son halini, son şemalini sizlere vermiş bulmakta olacağım. Hadi bakalım. Rastgele çektik. Şu kağıt elime geldi. Gelen kağıda bakıyorum. Bakasetas, Trabzonspor. Abi böyle bir şey olamaz. Bakasetas. Şunu şöyle yazdım. Şunu şöyle tutayım. Bakasetas. Kaleci bir pozisyon olarak algılamıştık. Devam edelim. Rastgele bir tane daha kağıt çekiyorum. Gelen oyuncunun kim olduğunu çok fazla geldi. Kuma Babakar. Yani Alanyaspor'dan Babakar. Tek bir tane Alanyasporlu oyuncu vardı. Gerçi Marafona'yı da çıkardık. İki tane vardı. İkisi de çıktı. O da çok ilginç. Şöyle sallayayım. Yani değişik 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 kartlar ve zarflar. Şunu çekeceğim. Nazım Sangare. Resmen bir Fenerbahçe Trabzonspor kadrosu olmuş gibi Nazım Sangare. Nazım Sangare. Gelelim 16. oyuncuya. Son iki oyuncu çok ilginç yani. Çok değişik oyuncular geldi. Hemen şu kartlardan birini çekiyorum. Arkadaşlar bir tanesi yere düştü. Onu hemen yerine koydum. Gelen oyuncuya bakıyorum. Ozan Tufan. Şaka mısın sen? Ozan Tufan. Baya baya Fenerli. Yani Altay çıktı. Mesut Özil'i gördüm. Caner'i gördüm. Yani resmen cimbomlu oyuncularımı ben farklı yere koymuşum. Bak bir tane daha geldi. Bernard Mensah. Abi şaka. 17 Bernard Mensah. Buradan Galatasaraylı da çekemedik mi? Otomatikman bir tane Galatasaraylı oyuncu da çıkarmamış oluyoruz. Hadi bakalım. Şansımızı deneyeceğiz. Son kart. Kim gelecek acaba? Çektim vallahi billahi. Çektim. Drinkwater Kasımpaşa. İlginç. 18'i oluşturduk. Bir tane ama bir tane Galatasaraylı oyuncu bulamadık. Drinkwater geldi bir de. Şimdi arkadaşlar gelen Trabzonspor oyunculara bakacağım ki ona göre yerlerin hiçbir şekilde değişmiyor. Flavio burada hiçbir şekilde değişmeyecek. Onun dışında kim var? Yusuf Sarı var. Yusuf Sarı da OS'de hiçbir şekilde değişmeyecek. Aynı şekilde yok gibi ya. Bakasetas. Aynen Bakasetas da değişmeyecek. Şimdi gelelim arkadaşlar. Kadrodan şuradan başlayacağız ya. Şöyle kulüp yaptıktan sonra hemen hızlı şekilde yapacağız. Mesut Özil gelmişti. Galatasaray oyuncuları hiç olmadığı için onları direkt es geçiyorum arkadaşlar. Çünkü bir tane bile açıkçası Galatasaray'a gelmedi. Şimdi bu kadroyu hızlı şekilde sizlerle kurmaya başlayacağız. Yusuf Sarı da var. Bakasetas da gelmişti. Abdülkadir Ömür yoktu. Mesut Özil'i şöyle kanata koydum. Edin Visca gelmişti sanki. Yanlış görmediysem. Aynen Edin Visca da vardı. Şimdi arkadaşlar Yusuf Sarı okey. Edin Visca okey. Mesut Özil okey. Flavio okey. Başka kim vardı? Bakasetas okey. Şu an için okeyiz. Değil mi? Aynen. Devam edelim aşağılara doğru gideceğim. Abdülkadir Ömür çıkmamıştı. Josef de Souza çıkmamıştı. Galatasaray oyuncu zaten yoktu. Luis Gustavo yoktu. Sosa yoktu. Rashid Ghezal yoktu. Vincent Rossi'ye. Rossi'ye de bir tık atayım. Neredeyse Rossi'ye. Ona da bir tık attık abi. Rossi. Ozan Tufan gelmişti. Ozan'ı hemen şöyle yedeklere alıyorum abi. Ozan Tufan neredeyse sana da bir tık abi. Devam edelim. Devam edelim. Serdar Aziz yoktu. Bernard Mensah geldi sanki ya.
Yanlış mı gördüm bilmiyorum ama Mensah. Hapşıracağım, hapşıramıyorum gene. Allah'ım ya Rabbim. Sürekli videolarda bundan bahsediyorum ama bir türlü hapşıramıyorum. Hasta olmuşum. Şimdi Bernard Mensah'a geldiğine göre devam edelim. Filip Novak yoktu, Ener Valencia yoktu, Nazım Sangare de vardı. Sangare. Abi Fener'le o kadar çok oyuncu var ki. Bakalım bakalım, Caner Erkin. Sanki Caner'i de görmüştüm. Aynen arkadaşlar, Caner'i direkt buraya kadroya takviye edeceğim. Caner'e de bir okey etkimizi yaptık. Başka oyunculara bakıyorum. Başka gelen oyuncu var mı diye ama Domagojvida yoktu sanki, aynen Domagojvida yoktu. Laiç, adam Laiç. Laiç'i de ya nerede koyabilirim ki Laiç'i? Laiç'i de şuraya koyayım. Laiç'e de bir artım yaptım. Çok fazla oyuncu da kalmadı. Kumaba bakar falan kaldı galiba. Çok pardon tekrardan. Şöyle bakıyorum. Çadli yok. Utku yok. Aşağılara doğru in Gökhan. Belki bulabilirsin ama çok da alt. Alpay değil mi? Altay ya. Alpay ne demek? Çok özür dilerim. Altay da çıktı. Altay'a da tikimizi attık. Devam edelim. Cenk çıkmamıştı. Mirallas çıkmıştı. Hemen yedekleri aldım Mirallas'ı. Mirallas. O da burada. Tolga Ciğerci falanlar var. Onları da kadroya koymaya çalışacağım. Mahmut Tekdemir Hacis'in çıkmıştı. Dostu gerçekten iyi bir oyuncu. Onu hemen şöyle Flavio'yla değiştirdim. Hacis'in vardı. Mahmut Tekdemir çıktı mı ya? Galiba çıkmadı. Şimdi arkadaşlar bir marafona kaldı. Burada Tolga kaldı. Babakar kaldı. Galiba bunlar tek kaldı. Bir de Drinkwater kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam. En azından öyle hatırlıyorum. Şimdi aşağılara doğru inmeye devam edelim. Kim kalmıştı ya? Kuma Babakar vardı. Aşağılara doğru gidelim bulacağım ya. Bulacağım da. Kuma Babakar var. Canini ile yer değiştireceğim. Tek forvetim herhalde Kuma Babakar'dı. Başka. Enkudu çıktı mı? Tolga çıktı. Tolga'yı da hemen buraya kadroya koydum. Abi stoperde çok fazla oyuncum çıkmadı mı ya benim? Tolga Ciğerci'yi de buraya koyduk. Marafona var. Marafona'yı nereye koyacağım ki? Abi çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Devam edelim. Drinkwater da burada. Yalnız Drinkwater'ı şöyle buraya alayım değişik bir şekilde. Drinkwater da gitti. Burada kaç kaldı? Yanlışım yoksa tek bir tane oyuncu kaldı. O da kaleci. Aynen Marafona. Bir tek Marafona kaldı. Yani öyle hatırlıyorum en azından. Aynen abi bir de Marafona kaldı. Şimdi Marafona'yı da şöyle değiştirdikten sonra şu kadroya giriyorum. DOS oynayabilecek. Şunu şöyle yapabiliriz. Tamam. Başka ne yapılabilir? Nazım stoper oynuyor mu bilmiyorum ama Nazım'a da şöyle bir takviye yaptık ve Süper Lig kadrosu kurulmuş bulunmakta, yaklaşık 13 dakika falan sürmüş. Yani ben son halini şu şekilde vereyim. Süper Lig kadrosunu kurduk. Çok ilginç oldu. Gerçekten ama gerçekten çok ilginç oldu. Yani böyle bir kadro beklemiyordum. Daha farklı bir şeyler beklerdim. Ama gelen oyuncular bu şekilde geldiği için denilecek çok fazla da bir şey yok. Ben beğendim videoyu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla sizlere güzel bir içerik üretmeye çalıştım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.